Arkadaşlar merhaba. Newmarket, İngiltere, Altılı Gayna Terminlerine beraberiz. Tekrar herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugün Newmarket'te ufak bir program var. Daha doğrusu birinci ayak haricindeki diğer ayaklar beşer altışar at ve birbirlerinden eşit şanslı da pek değil. Yani küçük bir ikramiye bizi bekliyor diyebilirim. Önemli değil. Değerlendirmemizi yaptık artık bakalım ne olacak. Yapacak bir şey yok. Dar bir program geldi. Evet. İlk ayak ikinci koşuyla başlıyor Newmarket'te. Birleşik Krallık'ta. Handikap bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler. En karışık ayak bu arkadaşlar. 1600 metre çim. Toplam 11 safkan mücadele edecek. Öncelikle bizim 6 numara Balgayır. 3 numara Strawberry Jack, 1 numara, tabi bunları 64 kilo gerçi ama mecburuz kaliteli. Oasis Prince, 2 numara Jelly, 9 numara Oslo, Olsun Murphy ile ve 10 numara Byzantine Empire, Bizans İmparatorluğu yani atın ismi, Dettori ile. Bu ayağı normalde istiyorsanız kapatabilirsiniz de. Çünkü ileriki ayaklarda pek kapatacak durum yok. Direkt böyle hani insanın vücudunda çıkan bir ben gibi belirmiş atlar var. Burada hemen görüşümüzü bildirelim bu şekilde. 6, 1, 3, 2, 9 ve 10 şeklinde. Dediğim gibi bu ayağı istiyorsanız kapatın veya bu ayakta çünkü boş boşuna yatmayın. Çok büyük bir ikramiye de beklemeyin. Dün de büyük ikramiye dedik. 300-400 lira bir şey verdi zannedersem. Newmarket çok az verdi. 200 küsür. Evet, özür dilerim. Goodwood dün. Şimdi bu birinci ayaktan ikinci ayağa geçelim. Kısa bir video yapmaya çalışacağımız bir şekilde. Newmarket'te 3. koşu 2. ayak handikap dişiler bir araya gelmiş hepsi 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre uzun metrajlı çim pistte 60,5 kilo var Freya. Evet burada arkadaşlar hiç sözü uzatmadan bizim tahminimiz bu. 2'yi ya banko atıyoruz arkadaşlar barji veya yok ikinin yanına ben işte biri de yazarım 3 gelir 4 gelmez 5 gelir deniz takdirde olmaz gördüğünüz dün akşam Saratoga'da da aynısı başımıza geldi tuttu en sonuncu at geldi o yüzden ya 2'yi banko atın ya da hepsi şeklinde önerimiz var %90 bağırıcı gelecektir burada bağırış gelecektir El Maktum'un atı 2 numara pek bırakmaz yani. O yüzden 3. koşuyu 2 banko olarak biz tavsiye ediyoruz. Bir sonraki koşuya geçelim. Evet, Newmarket'te 3. ayak 4. koşu handikap. Bu da dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte. Burada Josephine Gordon denen bir bayan var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 3 numaralı Marianne'se binmiş. Josephine Gordon bu hanımefendi. Bugün bu hanımefendinin bir tane yarış alacak arkadaşlar söyleyeyim. Bu alabileceği koşulardan bir tanesi burası. Bir de bir sonraki veya bir sonraki koşulardan birinde var. Orada da yazıyoruz onu. Burada 3 numara öncelikle bizim ilk atımız. Bu Josephine hanımefendinin atı yani. Daha sonra hemen diğerini devreye sokalım. 3 numara, 1 numara She's So Nice ve 4 numara Family Rose. Andrea Atzeni ile. Yani 3, 1 ve 4. 3 tane safkanla buraya geçiyoruz. 3, 1 ve 4. 3. ayak. Evet, bir sonraki koşuya geçelim. Evet, 5. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim koşusu. Burada Hamdan El Maktum'un atı sırıtıyor arkadaşlar. Yani göreceksiniz zaten rekor bir RGF çıkacak bunu. 60'ın altına çıkacağını zannetmiyorum. 3 numara Başir. Hamdan El Maktum'un atı. Bu atı yanına yaklaşacaklarını da düşünmüyoruz. O yüzden bunu da hiç fazla gebelemeden 3 banko diyoruz. Başir. Başir banko arkadaşlar.
3. Yani böyle bu düşerse hepsi falan değil. Bu direkt banko, bildiğiniz düz banko yani. Evet, bir sonraki ayağa geçelim şimdi. 6. kuşu 5. ayak New Market'te. Charlie Stacks diye geçiyor. Açık bir kuşu bu. 3 ve yukarı İngilizler, 2400 metre uzun mesafeli bir koşu. Burada da bir at gözümüze çarpıyor. Yani diğerlerinden çok daha üst düzey bir safran Katara, 6 numara. Katara bu normalde yani çıktı bir gelmesi lazım zaten 2400 metre. Olsun Morphy uzaklarda biraz böyle hafif sıkıntı yaratabilecek bir jockey ama burada şöyle bir durum var, hemen bunu uzatmadan söyleyelim. Ya bu Katari 6'yı tek geçeceksiniz arkadaşlar veya burada hepsini yazacaksınız. Çünkü Katari'nin düşmesi halinde ortalık karışır. Başlayın işte 1, 2, 3, 4, 5, 7 hepsinin burada geliri var. Ve bu yarış fotoda biter yani 6'nın düşmesi halinde. O yüzden ya 6'yı banko geçeceksiniz veya hepsini yazacaksınız alternatifsiz. Sistem böyle yani işliyor burada. Evet. 7. koşuya geçelim, son ayak. Evet. Son ayakta da 7. koşu Further Flight Stakes'e geçiyor. Açık koşu İngilizler 2800 metre uzun metrajlı bir koşu. İşin garip tarafı burada da gene Olsun Morphy'nin bindiği Witthold 2 numara favori. Bu safkanın normalde bunları yemesi lazım. Bu Olsun Morphy arka arka gelecek mi? İşte burada bu 7 yaş burada götürebilir bu işi. Bir sonraki bir evvelki ayakta da Olsun Morphy vardı hatırlarsınız. 6 numara. 6 numara biniyordu. Bir evvelki ayakta Katara'ya Olsun Morphy biniyordu. Burada da favoriye Olsun Morphy biniyor. Yani yapacak bir şey yok, buradaki durum da bu. İki banko ve hepsi. Ya burada sadece bankoları yazsanız 5-6 yıllık bir altılık ayağın çıkar. Bankoların yanına sevdiğiniz atları koysanız o zaman işin zevk kısmı olur. Tabii bu altılı da 45 lirayla 400 lira arasında verir. Ona göre artık düşünün arkadaşlar. New Market için bizim size söyleyeceklerimiz burada sonlanıyor. Noktayı koyuyoruz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. Bir sonraki videoda Saratoga videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.